İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkında yasa, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi oturumu gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri, Kilikya'daki Haydarlar Gölü. Agitmiş grubu eş başkanları tarafları en kısa sürede diyaloğa çağırıyor. Kanada, Türkiye'ye askeri ürünleri ihraç etme lisanslarını iptal etti. Totemens'in yazdığı yasak romanı Bakü yayınlanacak. Kitapta hiçbir zaman Azerbaycan'dan söz edilmiyor. Hayk Mardirosyan, Belgrad Uluslararası Satranç Turnuvası'nın galibi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin vatandaşı olma hakkındaki 3 Mart 2021 tarihinde yapılan kanun. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin bildirisini dikkate alarak, diaspora ve sürgündeki şahıslardan aile kökenlerini birkaç nesil önce bile olsa Ermeni olduklarını kanıtlayabilenler Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından korunmaktadır. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tüm üyelerin özgürlüğünü ve eşitliğini garanti eder. Vatandaşlar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin beyanını dikkate alarak aşağıdakileri kabul eder. A. Bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olarak anayasayı okuduğumu ve Batı Ermenistan Ermenilerinin medeni ve siyasi haklarının kullanılmasına yönelik tüm koşulları onayladığımı şerefle beyan ediyorum. B. Ebeveynlerden birinin Batı Ermenistan'dan bir Ermeni ve veya soykırımdan sağ kurtulmuş bir Ermeni olduğunu onurla beyan ediyorum. Yasanın tamamı web sitemizde 5 dilde mevcuttur. Batı Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin oturumu Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan Bürosu'nda 13 Nisan'da gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenag Abrahamyan, Başbakan Sedam Elikyan, Savunma Bakanı Hamik Sayatyan ve Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan katıldı. Gündem konusu Batı Ermenistan Cumhuriyeti askeri doktriniydi. Katılımcılar, bölgede barışı sağlamak için yapılan çalışmalar ve askeri güçlerin sağlamlaştırılması, bu işe olası aktif katılımcıların katılımı ve diğer örgütsel konular hakkındaki görüşler tartışıldı. Katılımcılara göre vatansever süreçlere hem Ermenistan Cumhuriyeti hem de Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları ve vatansever herkes dahil olabilir. Kilikya Ermenistan'ın Hatay ilinde Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan volkanik Haydarlar Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Asırlar önce volkanik patlama sonucu ortaya çıkan Haydarlar Gölü, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle ilkbaharda açan su papatyalarının görsel şölen sunduğu volkanik göl, doğa ve fotoğraf severlerin de uğrak yeri oluyor. Göldeki suyun yaz aylarında kurumaması için çalışma başlatılıyor. Batı Ermenistan vatandaşlarına, memleketlerinin bir parçası olarak Kilikya'yı ve özellikle de Haydarlar Gölü'nü ziyaret etmeyi tavsiye ederiz. Şayet imkanınız varsa mutlaka orada gezmenizi öneriyoruz. Agitmis grubu eş başkanları ortak açıklamalarında Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tarafları kendi himayesinde üst düzey siyasi diyaloğu bir an önce sürdürmeye çağırdılar. Eş başkanlar Igor Popov, Stefan Visconti ve Andrew Schaffer mesajlarında görevlerine atıfta bulunarak nihai, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için özel önem verilmesi gerektiğini vurguladılar. Agit'in internet sitesinde yayınlanan belgede, bu bağlamda eş başkanlar tarafları eş başkanların himayesinde üst düzey siyasi diyaloğu bir an önce sürdürmeye çağırıyor. Ön şartlar olmaksızın önceliklerini yansıtan ortak bir gündem üzerinde anlaşabilmeleri için kendi himayelerinde doğrudan ikili istişareler düzenleme tekliflerini yeniliyorlar ifadesi yer aldı. Arabulucular ateşkes rejiminin güçlendirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek 9 Kasım 2020'de tarafları arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını yakından takip ettiklerini belirttiler. Kanada Dışişleri Bakanı Mark Garneau, 12 Nisan'da ülkesinin Türkiye'ye askeri ürünler ihraç etme izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Bakan ilk olarak geçen yıl Ekim ayında Kanada hükümetinin Türkiye'ye askeri ürünler ve teknoloji ihraç etme izinlerini askıya aldığını hatırlattı. Artsah Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmada Azerbaycan tarafından Kanada teknolojisinin kullanıldığı yönündeki
suçlamaların doğruluğunu ortaya çıkarmak için yapılan soruşturmanın sonuçlarını bekliyorlardı. Söz konusu olan Kanada yapımı L3 Harris Westcam firması tarafından üretilen Türk Bayraktar dronlarında kullanılan izleme ve hedefleme sistemleri. Mark Garneau, ürünlerinin bu şekilde kullanılmasının ne Kanada dış politikasına ne de Türkiye'nin son kullanıcı kendisi olduğuna dair verdiği güvencelere uygun olmadığını söyledi. Bir edebiyat eleştirmeni bir zamanlar Vahan Totevents'i Bakü başlıklı romanı yazdığı için taşnak pisliği diye hitap etmişti. Yazar tutuklanarak idam edildi. Kitap yasaklandı ve 90 yıla kadar okurların masasından kayboldu. Üniversitede birinci sınıf öğrencisi filolog Totevents'in düz yazısına hayran olan Hayk Sirunyan, sevgili yazarın henüz okumadığı hatta duymadığı bir eseri olduğunu keşfetti. Sirunyan, öyle harika bir romanımız var ki 90 yıldan fazla bir süredir yayınlamıyoruz. Ermeni edebiyat eleştirmenleri de roman hakkında pek konuşmadılar. Tamrazyan gibi büyük bir adamın edebi eserlerinde Bakü romanına atıfta bulunan sadece 2-3 satır var, dedi. Roman yaklaşık 600 sayfadan oluşmaktadır. O dönemde Bakü başlıklı roman, yerelde okunması şartıyla sınırlı bir nüsha ile sadece Milli Kütüphane'de bulunabiliyordu. Roman, Ermenilerin Bakü'de Türklerden çok daha fazla etkiye sahip olduğunu anlatıyor. Bu kitaptan Bakü'nün Azerbaycan olmadığını ve Azerbaycan'ın Kafkasya'nın ilkel Türk'ü olduğunu anlayabiliyoruz. Romanın hiçbir sayfasında veya satırında Azerbaycan kelimesine rastlamıyoruz. Hayk Sirunyan'ın 3 ciltlik romanı yeniden yayınlama önerisi Edit Print yayın evi tarafından kabul edildi. Yayın evinin satış ve pazarlamadan kıdemli bir uzman olan David Samvelyan, ön satışın şu anda devam ettiğini, yanıtın beklenmeden daha büyük olduğunu söyledi. Vahan Totevents'in Bakü başlıklı romanı 15 Mayıs'tan itibaren okuyucuların masasında olacak. 3 ciltlik roman tek kitap halinde yayınlanacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 ülkeden 107 satrançının katılımıyla Belgrad Bahar Satrancı Festivali adlı uluslararası bir turnuva düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri Hayk Mardirosyan ve Şan Sarkisyan harika bir performans sergileyerek sırasıyla altın ve gümüş madalya kazandılar. Mardirosyan 8 puanla birinci olurken Sarkisyan yarım puan farkla ikinciliği, üçüncülüğü ise 7 puanla Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi Raven Stert aldı. Belgrad'da kaydedilen sonuçlara göre Ermeni satrançıları bireysel reytinglerini Mardirosyan 10, Sarkisyan ise 6 puanla yükseltti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermeni gençlerini tebrik eder ve onlara yeni zaferler diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gevork Hacıyan ve Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Art mı Unim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.